Bunların içerisine girdikçe karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Bir tarafta medeniyet dediğimiz, hatta hür dünya dediğimiz batı var ve dünyaya neredeyse hakim. Öbür tarafta da mazlumlar var, çeşitli milletler. Bunların arasında Avrasya ülkeleri, Asya ülkeleri var. Şöyle bir bakıldığı zaman geri, şiddet taraflısı, barbar diye anılanlar Asyalılar, Afrikalılar, Kızılderililer vesaire. Öbürleri medeniyet diye telakki ediliyorlar. Halbuki dikkatle bakıldığı zaman yönetim biçimlerine ve yaptıklarına Eyyubi'nin gösterdiği farklılık Asya'da ve Afrika'da görülüyor da Avrupa'da görülmüyor. Yani Avrupa arslan yürekleri şar gibi elinde balta, kılıç önüne geleni kesip doğuruyor. Tarihte böyle görünüyor. Bunu incelediğiniz zaman sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan baktığınız zaman o zaman devlet anlayışlarına geçiyorsunuz. Devlet anlayışlarını biliyorsunuz, bunu burada da konuştuk. Onların devlet anlayışları bir kavmin öteki kavimlere hakim olması, hakim olduğunu da onların dillerini, dinlerini, kültürlerini değiştirmesi şeklinde görülüyor. Yani Batı bir ülkeye medeniyet götürdüğü zaman o ülkenin bütün kişiliğini siliyor. Onun dinini değiştiriyor, dilini değiştiriyor, kültürünü değiştiriyor. Ve bunun nereden geldiğini de size hatırlayacaksınız. Osmanlı tarihi üzerine kitap yazmış olan Alphonse de Lamartine'den nakletmiştim. O bunu Batı'nın eritme ve yönetme politikası diye adlandırıyor. Ve Osmanlı bunu yapmadığı için yıkıldı diyor. Tabi burada da çok güzel bir şey çıkıyor neticede. Yani bizzat Lamartine Batı'nın bu konularda eritip hükmettiğini, halbuki Asyalıların yani Türklerin bu işi yapmadığını söylüyor. Şimdi bakıldığında gelenek öyle. Ve ikisi iki ayrı gelenek. Geleneklerden bir tanesi yani Batı'nın ki Eski Mısır'dan başlıyor. Eski Mısır'dan Mezopotamya'ya geçiyor. Eski Mezopotamya'dan Eski Yunan'a geçiyor. Oradan Latin oluyor. Latin olduktan sonra da modern Avrupa'ya intikal ediyor. Şöyle bir gelişme göstermiş. Bu gelişme tamamen Afrika ile Avrupa arasında daha ziyade yaşanıyor. Ve dikkatle bakıldığı takdirde şu da görülebiliyor. Hristiyanlık aslında doğuda çıktığı halde Latin olduktan yani Yunan olduktan, Romalı olduktan sonra karakter değiştiriyor. Ve bu yüzden Ortodokslarla Katolikler arasında çok ciddi anlayış farkları var. Bu da hayli manidar bir olay. Şimdi bu ikisi arasında böyle bir durum olunca o zaman karşımıza bizim ne çıkıyor? Yakın tarihimizde bizim zannettiğimiz ve bildiğimizin dışında birçok kişinin Batı'nın bu özelliğine işaret ettikleri varit. Yani diyorlar ki bunlar bir ülkenin kanını emer. Fakat bu kadarla bırakmaz. Üstelik kültürünü yok eder. Dinini değiştirir. Şimdi bilmiyorum bunu sizinle paylaşmış mıydık? Count Trubetskoy diye bir zat, bir Rus, eski Ruslardan. Diyor ki, her Avrupalının gizli arzusu, yer kürenin tüm halklarının kimliksizleştirilmesi ve tüm özgür kültür kimliklerinin sadece bir tanesi, yani Avrupa kültürü hariç yıkılmasıdır. Bu kültür evrensellik iddiasında olup öteki kültürleri ikinci sınıf durumuna sokmak istemektedir. Bunu 19. yüzyılda söylemiş Trubetskoy. Demek ki onlar da bunu sezmişler. Trubetskoy Rus. Ama yine o çevrede yaşayan bir başkası ki ondan çok bahsettik. Sultan Galiyev benzer bir beyanatta bulunmuş. Onunki de şu istikamette. Avrupalıların gasp etmesi için Amerika yolunu açan Kristof Kolomb'dur.
İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya oradaki yağmadan paylarını eşit oranda almıştır. Onlar sömürülmüş halka acısı sayesinde kapitalizme yakışır şehirler ve burjuva emperyalist kültürünü kurmuşlardır. Cengiz Han gibi Mogol liderlerinin Avrupa'da yaptıkları, Avrupalıların Amerika'da yaptıklarının yanında hiç kalır. Bunu söyleyen de Sultan Galiyev. Şimdi peki bunlar böyle söylemişler de bizim tarihimiz açısından bunun alakası nedir? Şimdi onunla ilgili birkaç küçük laf var ama çok önemli laflar. Bunlardan bir tanesi Tanzimat Fermanı'nda İngiliz elçisi Canning'in söylediği cümledir. Canning bakın ne diyor. Sultan Müslümanların din değiştirme hakkına sahip olduklarını açıkça ilan etmelidir. Yani o zaman bir baskı var, dininizi değiştiriniz diye. Lord Palmerston, başvekil ve dışişleri bakanı İngiltere'nin, Türklere Müslüman oldukları için hiçbir şekilde taraftar değilim. Eğer Hristiyan yapılabilirlerse son derece mutlu olacağım diyor. Şimdi bunun ötesinde bir Türk tarihçisi de Taner Timur, Tanzimat'ın batılılara göre hedefini şöyle tayin ediyor. Osmanlı Devleti içindeki Hristiyanların durumunu giderek düzeltip sonunda onları iktidar yapmak. Demek ki buna benzer bir şey biz yaşamışız. Yaşamışız değil, bu sonuna gelmişti. Yani Sevr Anlaşması bunun sonuydu. Oraya getirip bağlamışlardı her şeyi. Bilindiği gibi Anadolu İhtilali ortalığı karıştırdı ve iş başka bir yere vardı. Fakat günümüzdeki durum eskisinden çok da farklı değildir. Bunun böyle olduğunu Avrasya olayından çok net görüyoruz. Avrasya olayında daha evvel size Alexander Dugin'den söz etmiştim. Alexander Dugin bir tavır takınıyor Batı'ya karşı ve Türklerin, Çinlilerin, Hintlilerin de takınması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu Asya ile Avrupa arasındaki mantık ve yaşama anlayışı farkını ortaya atıyor. Günümüzde Batı'nın tekrar eski yerde olduğunu çok enteresan bir yazıda bundan 2 sene evvel yakalamıştım ben. Bunu sizinle paylaştığımı zannediyorum ama bir kere daha hatırlamakta fayda var. Le Monde Diplomatique yani bir Fransız gazetesinde 2002 Eylül'ünde bir yazı çıkmıştı. Yazıyı yazan Philippe Seygolub diye bir zat. Ve bu İngiltere'nin bugünkü politikasıyla ilgili olarak konuşuyor. Fakat tabii o politika bildiğiniz gibi bugün aynı zamanda Amerika'nın politikasıdır. Bir koalisyon halindeler ikisi. Şimdi bakın ne diyor. Mr. Blair'in danışmanları yeni bir liberal emperyalizm ihtimalleri üzerinde kafa yoruyorlar. Başbakanın özel danışmanı Mr. Robert Cooper geçen Nisan'da öyle bir program düzenleyip açıkladı ki Avrupa Manş'ın öteki kıyısında kıyameti kopardı. Mr. Cooper'ın hayalini kurduğu dünyada Avrupa daha genel olarak ele alınırsa Batı, çifte standart uygulamaya alışmalı. Ona göre kendi aramızda açık ve ortaklaşa bir güvenlik düzeninin çerçevesi ve kurallarına göre davranmalıyız. Ama başka taraflarda, yani 3. dünyada, postmodernist Avrupa kıtasının dışındaki devletlerde daha önce yaşadığımız bir çağın daha sert yöntemlerine geri dönmeliyiz. Güç kullanmak, koruma amaçlı saldırı yapmak, hile, kısacası 19. yüzyılda herkesin herkese karşı savaştığı dönemi yaşayanları yola getirmek için gerekli sayılan her şeye. Şimdi yaptıkları işte bu. Bunu 2 sene önce Fransızlar keşfetmişler, Amerikalılar ve İngilizlerin bunu yapacağını söylüyorlar. 2 sene sonra olayı yaşamaya başlıyoruz. Şimdi bu iş öyle bir mertebeye doğru geliyor ki Türkiye'de gittikçe Avrasya düşüncesi hepimizin kafasını daha çok işgal ediyor. Çünkü Batı'dan gördüğümüz anlayışsızlık ve Batı'dan gördüğümüz tepki bizi ister istemez kaynaklarımıza, kökenlerimize doğru itiyor. Aynı şey Avrasya'nın diğer ülkelerinde de yaşanıyor. Şimdi burada elimde 2 tane düşünce var. Bu düşüncelerin ikisi de birbirinden farklı insanlar tarafından söylenmiş. Fakat sonunda bir sürpriz var. Bu düşünceleri önce görelim. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya imparatorluğu iddiası var.
Bunun için silah kullanıyor. Bu tehdide karşı Avrasya'da yer alan ülkelerin bağımsızlıklarını koruma sorunları her alanda dayanma ihtiyacı var. Bakın Kıbrıs'a ve Kuzey Irak'a. Türkiye'yi nasıl savunacaksınız? Avrasya İttifakı'ndan başka çaremiz kaldı mı? Yine ekonomiye bakın. Batı operasyonlarıyla çökertiliyoruz. Avrasya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek dışında bir çözüm var mı? Avrasya hareketi ideolojik birlik temelinde kurulmuyor. Amaç Amerika tehdidine karşı Avrasya ülkelerinin dayanışması ve gelişmeleri. Katılanlar arasında İslamcı partiler de var, milliyetçiler ve muhafazakarlar da. Ancak ülkelerinin bağımsızlığını savunan güçler bunlar. Hiçbir ülkeye bağımlı olmayı kabul etmiyoruz. Rusya ve Çin Türkiye'yi tehdit etmiyorlar. Kafamıza Süleymaniye'de Rusya ve Çin mi çuval geçirdi? Kuzey Irak'ta kukla devleti Rusya ve Çin mi kurdu? Kıbrıs'tan Türk ordusunu Rusya ve Çin mi atmak istiyor? Türkiye'yi İslam Cumhuriyeti diye ilan eden Rusya ve Çin'in Dışişleri Bakanları mı? Atlantik bloku içinde Türkiye'ye yalnızca köleleşmek ve dağılmak var. Avrasya İttifakı içinde ise Türkiye'ye bağımsızlık ve eşit ilişkiler var. Bunu birisi söylemiş. Şimdi ötekine geçiyorum. Ne kadar az fark olduğunu göreceksiniz. Kendi iç çelişki ve çatışmaları, bu çelişki ve çatışmalarını ihraç etmeden ayakta kalamaması, kapitalist dünya sisteminin her defasında insanlık tarihinde eşine rastlatmayan trajediler meydana getirmesi demektir. Bugün yeni bir hegemonyacı kapitalist çatışmaya ve dolayısıyla yeni bir küresel kaosa tanık olmaktayız. Dünya sistemi üzerindeki egemenliğini korumak ve Sovyetlerden boşalan alanlarda ve tüm yeryüzünde dünya hakimiyeti biçiminde yeniden yapılandırmak isteyen Amerika yönetimi, insanlığı karanlık bir çağa itecek maceraların içindedir. Jeopolitikçilerin öngördükleri gibi yeni hakimiyet mücadelesi Avrasya'da yoğunlaşmaktadır. Şimdilik dünyanın geri kalan milletlerinden çok Avrasya milletleri, ihtirası yeni hakimiyetçi projelerin acısını ve belasını çekmeye başlamıştır. Bu nedenle de insanlığın yeni bir karanlık çağa karşı direnişinin bayrağı da Avrasya'dan yükselecektir. Ve bu bayrak barışçı yeni bir uluslararası düzen tasarlanmadan, bu çerçevede somut dinamikler yaratılmadan ve dünyanın geri kalan mazlum halkıyla paylaşılmadan sağlam bir burca dikilmiş olmayacaktır. Barışçı bir dünya jeopolitiğini oluşturmaya vesile olacak alternatif düşünce ve siyasetler için hazırlıklara başlanmalıdır. Zaten bu iki konuşma ve iki yazı bunların kanıtı, bu hazırlıklara başlanmıştır. Avrasya fikri ilk defa 1920'lerde iki ülke tarafından iki devrimle ortaya atılmıştır. Birincisi Sovyet ihtilaliyle Vladimir İliç Lenin tarafından, ikincisi Anadolu ihtilaliyle Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından. Ve bu ikisinin kendi aralarında yaptıkları anlaşma, Avrasya'yı Batı kapitalizmine ve emperyalizme karşı 20 sene müddetle kapatmıştır. Zaten şimdi yaşadığımız karşı taarruzun sebebi de budur. Yani aslında Avrasya fikri Türkiye'ye hiç yabancı bir fikir değil. Türkiye Avrasya fikrini 1920'lerde yaşadı, 1940'lara kadar yaşadı. Avrasya fikrinden çıkışımız 1938'dedir. Ondan sonraki yaşantımıza baktığınız zaman neden Avrasya'ya dönmemiz lazım geldiği zaten açıkça görünüyor. Yani Avrasya düşüncesi önümüzdeki yıllarda ve aylarda Türkiye'de fikir hayatını çok meşgul edecek bir düşünce olarak gibi görünmektedir. Bilmem ne dersin.